Geometriden X 10'umuz şu şekilde. Şekilde bir ABCD paralel kenarı verilmiş ve açıyı 110 derece vermiş. Aklıma paralellik olduğu için hemen buraya 70 derece yazmak geldi. Peki 70 artı x ile y'nin toplamı kaç yapar? 180 yapar. Dolayısıyla x artı y'nin 110 yapacağını söyleyebiliriz. Peki bize y eksi x'i kaç vermiş? 10. Taraf toplarsak x'ler gitti. 2y eşittir 120. Y 60. Dolayısıyla x'te 50 yapacaktır. Benzerlik oranı 1 bölü 4 olan iki tane üçgen verilmiş. Hemen şunu yazalım. AKY 1 demiş, AB 2ymiş. AB 2 olan C'nin gördüğü kenar, yani şuraya 2 yazıyorum. O halde C açısı alfa, F açısında alfa olacağını söyleyebilirim. Yazalım. Burası alfa. Aynı mantıkla burası da alfa. Yani benim aklıma hemen benzerlik geldi. Benzerliği kurmaya çalışalım. Bakalım hangi üçgenler benzer. C, A, F, K yazdım. Burası alfa burası alfa. Şu açıyı ortak açı aldım. A, F, K benzerdir. A, C, F üçgeninde. Yazalım birliklerimizi. 1, 2, şurası da X olsun. A, F'nin yani 2'nin A, oranı X artı 1. A, K'nın 1'in 2'ye oranı eşittir. Dolayısıyla X buradan 3 olacaktır. Yani şunu yazabilirim. Burası A iken buraya 3A diyebilirim. Benzerlik oranı kaç demiştik? Benzerlik oranı 1 bölü 4. Dolayısıyla alanlar oranı 1 bölü 16 olacaktır. Peki hangi alan? Şu alan. Yani 4A'dan bahsediyoruz. O halde 4A'ya karşılık da 64A gelecektir. Peki bize sorulan ne? CKF 3 bölü 64 olacaktır. Zor bir soru normaldi ama ne yapılacağımızı bize vermiş. İçeriye bir tane üçgen taşıyalım diyor. Yani şu şekilde içeriye üçgen taşıdık. Kenarlarını eşitliğini gösterdim. Açıları yazdım. 20-20 olacaktır. İçerideki açı 140 derece ve buranın da tepe açısı 40-40. Dolayısıyla burası da 60 kaldı. Kenarlarını yine buradaki birbirine eşitliğini gösterirsem. Burayı eğer birleştirirsem de burası bir eşkenar üçgen olacaktır. 60 yazacak olursam da bu kenarda birbirine eşittir. Yani bizim bulmamız gereken ikizkenar üçgen buydu. 140, 200, 360'tan çıkartırsak da 160. Dolayısıyla burası da 10, burası da 10 yapacaktır. Bize sorulan alfa açısı da 70 yapar. Düzgün ongende bize en kısa köşegeninle bir uzunluğu eşit vermiş. O halde benim aklıma diğer bir en kısa köşegeni çizmek geliyor. Yani nereyi? Şurayı çizelim. Peki düzgün ongenin bir iç açısını bulalım. 360'ı 10'a böldüm. 36 dış açı. Dolayısıyla iç açının da 144 olduğunu söyleyebilirim. 144 neyse şu açı 144. 180'den 144 çıktı. 36 2'ye böldüm. 18 18. O halde içerideki açı 60 oldu. En kısa kenar eşit. O halde LD'yi birleştirirsem Burada bir eşken üçgen çıktı. 60'ları yazdım. Dolayısıyla üçüncü birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Burada bir küçük birleştirme daha yapalım. Şurayı birleştirelim. Dikkat ederseniz bu da yine en kısa köşegendir. Yani bunun da birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aradaki açıyı bulmaya çalışalım. Aradaki açı şurası 18. Dikkat ederseniz 18, 18, 36. İçeride 60'tı. 96, 144'ten 96'yı çıkartırsam da 48 yapacaktır. 48 ikizkenar üçgen 180'den 48 çıkartıp 2'ye bölersek de 66 66 olur. Bize sorulan açı 126 derece olacaktır. İki tane benzer üçgen varmış. İlk önce benzerlik oranını yazmaya çalışalım. Alfa, alfa, alfa'nın karşısı 9, alfa'nın karşısı x. 90'ın karşısı 15, 90'ın karşısı 10, 90. Dolayısıyla x buradan 6 olacaktır. Yani bu üçgen 9, 12, 15. Bu üçgende de 6, 8, 10 üçgeni olacaktır. Şimdi dikkat. Burası 10 oldu. Hemen aklıma buradan bir dikinmek geldi. Bu iki aşağı doğru indirelim ki burada bir pisagor yapabilirim. Şurası 9. Burada 5'e 10 gelmiş. Yani 1'e 2 oranı var. O halde buranın da 4, buranın da 8 olacağını söyleyebilirim şuna a deyip benzerlik yapalım. A'nın 9 oranı 10'un 15'i on oranına eşittir. Dolayısıyla burası da 6 yapacaktır. Peki şurayı bulalım. Dikkat ederseniz burası 8, burası 6, burası son o halde burada 6 yapacaktır. 8'i aşağı indirdiğime göre artık Pisagor'u yapabilirim. 8 burası 12 Pisagor yapacak olsak da 4 13 olacaktır. Bir eşkenar üçgen sorusu. Çizelim ilk önce bir eşkenar üçgeni. Bir A, B, C, D eşkenar üçgeni çizelim. Üzerinde yorum yapmaya çalışalım. A, B, C, D yazdım. Köşe çizelim. Köşe çizdikten sonra hemen köşe genleri birbirlerini dik ortalıklarını söylüyorum. B, 18 vermiş. Dolayısıyla 9, 9 olduğunu yazdım. C, orta noktası E ise diyor ki E ile B'yi bilirsiniz diyor. Birleştirdim. Bu kenarında orta noktası olduğunu yazdım. K F'yi 4 vermiş. K'dan kastım BE ile A C'nin kesişim noktası burası K. Şimdi B C üçgenine dikkat. K noktası acaba B C üçgenin nesi? Onu görmeye çalışalım. Bir kenar ortay, iki kenar ortay dolayısıyla ağırlık merkezi. Yani dörtgen 8 olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla bir kenarından 9, 12, 15 olarak bulabiliriz. Çevresine 60 yapar. Yine iki tane eş dikdörtgen dörtgen verilmiş. Ee, kısa kenarı zaten altı. O belli. Kısa kenarların hepsine <laughs> altı yazdım. Pardon. Şimdi büyük uzun kenarı bulmaya çalışalım. Şuraya x diyorum. O halde uzun kenarı ben şuraya x artı 4 diyebilirim. Şu 6'yı silip şuraya ben eğer x artı 4 yazacak olursam daha doğrusu x artı 4 tamamı o halde buraya x artı 2 kalır. Buradaki özel üçgenin 6, 8, 10 üçgen olduğunu gördük. Şurası 6, 8, 10. Yani x eşittir 8 olacaktı. 8'i yerine yazalım. 6, 8, 10'u bulduktan sonra. O halde burası 6. O bu halde buraya da yine 4 kaldı. Uzun kenarında 12 olacağını söyleyebilirim. Buraya yine 12 eksi x kaldı. Yine benzerlik. Alfa, beta, 90, alfa, beta. Benzerliği yapalım. Beta'nın karşısı 12 eksi x. Beta'nın karşısı 6. Alfanın karşısı 6. Alfanın karşısı 8. Buradan 12 eksi x eşittir 9 bölü 2. Dolayısıyla x de buradan 15 bölü 2 olacaktır. Bir ABCD yamuğu verilmiş ve katlama yapılmış. Hemen şekli açalım. Açıp üzerinde bazı şeyleri görmeye çalışalım. Burası 4. Dolayısıyla burası 3 yaptı. Bize cd 2 vermiş. Aklıma hemen dikinmek geldi. 2 dolayısıyla 1 oldu. Şimdi benzerliklerimizi yapmaya başlayalım. Bakın nasıl. Şunu A diyorum. O halde burası 2A. O halde buranın da 1'in daha doğrusu buraya 3A diyeceğim. 1'in 3'e A'ya 3A. Dolayısıyla buraya da 4A kalacaktır. Başka? 4'ün 5'i oranı. O halde buraya da 2A kaldı. Yükseklik 5A olduğu için de buranın da 4A olduğunu söyleyebilirim. Bana A, E, F, K alanı ve büyük alan büyük alandan küçük alanı çıkartacağız soruluyor. Şimdi ilk önce A, E, F, K'yı bulmaya çalışalım. Yamuk alanı alt taban artı üst taban 5A çarpı 3 bölü 2. Bunu bulduk. Şimdi de izninizden D, C, F, K'yı bulmaya çalışalım. Bu hemen bulunmuyor. Bunu ne yapalım? Büyükten küçüğü çıkartmaya çalışalım. Bakın dikkat. Şu yamuğun alanından bu yamun alanını yazalım. Alt taban artı üst taban 7 artı 2 9 çarpı 5a bölü 2'den neyi çıkartıyorum? İlk önce şu dik üçgenin alanı 4a çarpı 4 bölü 2 eksi sonra bir de buradaki yamuk alanını alt taban artı üst taban 5a çarpı 3 bölü 2'yi çıkartalım. 45a eksi 16a eksi 15a bölü iki olsun. 45'ten 31 çıkartırsak da o da 14a bölü 2 olacaktır. Peki üsttekini kaç bulmuştuk? 15a bölü 2. İkisini oranlarsak da bizim nesnenin cevabının 15 bölü 14 olduğu gözükür. Üst taban uzunluğu alt taban uzunluğunun 2 bölü 3'üymüş. Bu aklımızda bulunsun. 3 özdeş ikizkenar kenar yamuk. Hemen açı yazdım. Alfa, alfa, alfa. Paralellik olduğu için şuraya da alfa oldu. Dolayısıyla alfanın 60 derece olduğunu söyleyebilirim. İlk önce alfaya 60 derece yazıp ondan sonra soruya başlayalım. Dikkat ederseniz şunlara da A. A. Alt tabanı o zaman 2A dedik. Şurası da A oldu. Şurası 2A olduğu için burası da 2A oldu. Peki oradaki dik üçgeni görebildik mi? Burası kesinlikle dik olmak zorunda. 60'ın karşısı 9. 30'un karşısı 3 kök 3. 90'ın 90 karşısında 6 kök 3 olduğunu söyleyebilirim Yani Alt tabanın 6 kök 3 olduğunu bulduk Peki üst taban ne Hemen yazalım 2 bölü 3 olarak vermiş Alt taban 2 kök ise Dolayısıyla üst tabanında 4 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz 60 ise 120 Burası da 120 O halde aradaki açı 120 olacaktır 4 kök 3'ün Kök 3 katında 12 olacağı gözükür Bir abcd paralelkenarı verilmiş Ve AF ile CE birbirine paralelmiş. ABCD paralelken alanın 1 bölü 6'sıymış. Bu 1 bölü 6'sı nasıl kullanılır ona bakalım. Şunu A dersem hemen bunu çizdim. Dolayısıyla burası da 3A olacaktır. Burası da 2A olur. Toplam 6A olması için. Yani X'e 2X. O halde X oldu. Şurası 2X oldu. X aynı şekilde 2X. Yazalım. X 2X 2x şurası da x olur. Yani benzerlik. O halde benzerlik oranının 1'e 3 olduğu için a'ya 3a yazdım. Aynı mantıkla burası b, burası 2b buranın da 2b olacağını söyleyebilirim. Şimdi bize oranlar soruluyor. Şuraya 1 diyorum. A'ya 1 gelmiş. 3a'ya 3 gelir. Şu oranı bulmaya çalışalım. Benzerliğe dikkat. Benzerlik oranı 1'in 3 oranı. Karesini aldım 1'e 9. Dolayısıyla buraya 8 kaldı. Oran olduğu için hiç bilinmeyen vermedim. Bize sorulan şekil 2'deki boyalı bölünün alanı 3 bölü 8 olduğunu söyleyebiliriz.